Hepinize merhaba sevgili dostlar. Öncelikle Kripto Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. inanılmaz önemli bir grafik göstereceğim. Bitcoin'deki bu panik operasyonuna kanmayın arkadaşlar. Yeniden ara bir yükselişe başlayacağımızı düşünüyorum. İnsanlara zararını sattırmak istiyorlar. 69K'dan, 30K'dan, 42K'dan alım yapan insanları dışarı atmak için Bitcoin 10K'ya düşecek, 5K'ya düşecek, 3K'ya düşecek şeklinde komple teorileri ile insanların zihinlerini bulandırıp zararına satış yapmaya yönelik işlemlerde bulundurmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa düşmeyin. Geliyor, gelmekte olan. Bunu başta da yazdım. Bu benim kendi düşüncem. Benim düşünceme göre de karar vermeyin tabii ki ama size inanılmaz bir grafik göstereceğim. Dikkat ederseniz bu bizlere Bitcoin'deki halving periyotlarını gösteriyor. Halving'den sonra genelde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ama herkesin kaçırdığı inanılmaz bir benzerlik durumu var. Bunları sizlere teker teker şimdi grafikler üzerine geçeceğim. Emeği saygı açısından videoyu beğenip yorumlar kısmında yorumlarınızı da belirtmesini kesinlikle unutmayın. Birinci Halving'imize baktığımız zaman değerli dostlar inanılmaz derecede bir Halving öncesi düşüş oluyor. 2011 yılında sert bir geri çekilme ve bu Halving e, başlamadan önce bir ara toparlanma durumu oluyor. Ondan sonra Halving etkisiyle beraber yükseldiğini görürüz. Yani Halving öncesinde bir ara yükseliş olduğunu biz görüyoruz asıl boğa mega rally halving sonrasında oluyor. Bu bir gerçek. İkinci halving'e dikkat ettiğimiz zaman ikinci halving öncesi. Değerli dostlar BTC yeniden ayı piyasasına giriyor. 2015 ayısı oluyor. Ve ciddi bir düşüş yaşanıyor bu bölgede. Yine halving öncesi bir toparlanma süreci içerisinde giriyoruz. Bakın dip bölge bulunduktan sonra 180 dolar bandından yeniden BTC'nin şahlandığını görmekteyiz. Sonra halving 3. E, Halving yani ikinci halving'den sonra sert bir rally oluyor değerli dostlarım. 3. halving'e baktığımız zaman yine 3. halving başlamadan önce bakın şu bölgeye dikkat ettiğimiz zaman yine buradaki ikinci halving sonrası giren piyasa ayı dönemine giriyor. Sert bir düşüş ve mutlaka bir toparlanma dönemi görüyoruz. Asıl mega boğa 3. halving sonrası oluyor dostlar. Aynı durum benzer durum ve ben şunu bekliyorum. Bu bölgenin 32 bin dolar seviyelerini bekliyorum arkadaşlar. 32 bin dolar seviyelerini bu yüzden bekliyorum. Çünkü her halving öncesi mutlaka bir ara yükseliş oluyor. Bazı arkadaşlar şu an aslında sizlere zararını sattırıp veya da piyasa düşecek söylemleriyle sizlerin algınızı bir yoğun bir şekilde bunu belirterek size iyilik yapmıyorlar aslında. Kötülük yapıyorlar. Ben burada şu an her ne kadar herkes düşüşe inandığı için yükselişi soğunduğumdan kaynaklı olarak işte hayal satıyor, piyasa öldü bitti laflarına maruz kalsam da işin aslı o değil. İşin aslı bakın inanılmaz benzerlikler var. Bunların hiçbir tesadüf değil. Bitcoin'i e bir hissenin gibi yorumlayamazsınız. Bazı hissenetçiler var, teknik analistler var vesaire. Oradan bir çizgi, buradan bir çizgi. Bu bir döngüdür. Bu bir halving sürecidir. Halving'in inanılmaz bir etkisi vardır BTC'ye. Ve halving öncesi bu zamana kadar ki tüm halving öncesinde bir toparlanma bitcoin tarafında görülmüştür. Yeniden bu toparlanmanın görüleceğini düşünüyorum, inanıyorum. Artık ülkeler girdi, Brezilya girdi. İngiltere'nin de gireceğini düşünüyorum. İngiltere'nin şu anki başkanı arkadaşlar BTC tarafında yoğun ilişkiler içerisinde olduğunu bizler biliyoruz. Bu tarz devletlerin ülkelerin 4. halving sonrası yükseliş 200 bin dolar 300 bin dolar belki de 150 bin dolar olarak nitelendirebileceğimiz yükseliş devletlerin alımıyla gerçekleşecek bana sorarsanız. bundan kaynaklı olarak panik olunmaması gerektiğini düşünüyorum. Kademeli bakılması gerektiğini düşünüyorum. Kaldıraç kullanmayın. 2x dahi kullanmayın. Hiçbir zaman için kaldıraç işlem vermedim bu zamana kadar. Vermiyorum vermeyeceğim de. İnanılmaz teklifler alsa adam da kaldıraş işlemleri önermiyorum. Bu bir. İkincisi lazım olmayan miktarlarla girin girecekseniz. Üçüncüsü paranız yani sıfırlandığı zaman üzülmeyeceğiniz miktarlarla bakın arkadaşlar. veya da üzüleceğiniz miktarları sokuyorsanız da sistem güvenliğiniz iyi olsun. Tio ile altcoin almayın. Güzel ekosistemlere bakın. Blockchain ürünlerine bakın. Çalışabilir bir ekip olduğuna dikkat edin. Abuk subuk tokenlara tüm paranızı koyup ondan sonra müthiş zararlar edip piyasaya küfür etmeyin arkadaşlar. Kısa vade baktığımız zaman BTC şimdi uzun vadesi gösterdim. İnanılmaz bir benzerlik var. Grafiğin ekran görüntüsünde alıp Sizler de bu grafiği bakabilirsiniz. Döngü süreçlerini inceleyebilirsiniz. Kısa vade açısından short baskısı devam ediyor. Her yerden bir shortlama isteği var. BTC dedi ben şahsen eğer şu bölgede beklemiş olduğum hareketleri de size söylemişim. İlk olarak aşağı bekliyorum sonra yukarı bekliyorum demiştim. Nokta atışı bir şekilde şuradaki yapıyı yakından takip edenler net bir şekilde başarımızı gördüler. Şu anda ben BTC tarafında kısa vade açısından 16.766 lokasyon seviyelerine eğer bu bölgeden dönmezse bir alt banda 16.500'e ve bu bölgeden şu şekilde bir yukarı yönlü atak bekliyorum. İnanılmaz bir short baskısı olduğu için herkes her yerden hacimsiz bir piyasayı shortluyorlar. E, şunu söyleyeyim ki haber akışı çok önemli olacak. Yani ben piyasanın ilk etapta 18.000 dolar seviyelerine yükseleceğini düşünüyorum. Onun da üzerinden sevgili dostlar yeni bir başlangıç olan 22.000 dolar seviyelerine kadar yukarı yönlü bir hareket beklentim söz konusu. Burada bir toba var. Kimse bu Toba'yı konuşmuyor. Konuşsa bile insanlar inanmıyor. İnsanların inancı kayboldu. Şu an zamanı oynuyorlar. Amaç size zararına sattırmak. O yüzden fiyat yukarı yönlü veya aşağı yönlü düşmüyor. Amaç size sattırmak arkadaşlar. Siz ne zaman satarsanız, ne zaman çıkarsanız piyasa o zaman yükselecek. Sizin satmanızı bekliyorlar. Sizler sattıktan sonra, piyasadan çıktıktan sonra her şey rayına döndüğünü göreceksiniz. Yani bir bakacaksınız ya nereden satmıştım, nereye gitmişti olacak. Korkmayın. Niye korkmayın? Fiyat Pahalıyken korkun. Ucuzken korkmayın. Eğer inanıyorsan Bitcoin'e. Biz kimseye Bitcoin al şunu al bunu al demiyoruz. Kimsenin şu an piyasaya girmesinde bana bir artısı yok. Kimseye de bir artısı yok. Şunu anlatmak için bu bir analizdir. Ve bu analiz benim düşüncemdir. O yüzden paylaşıyorum dostlarım. Amacım size kazandırmak yani kaybettirmek olsa benim de takipçi sayım düşüyor. Yani ben kaybettirdiğim zaman size ben hiçbir şey kazanmıyorum. Hiçbir karım yok yani. O yüzden kazandırmam gerekiyor ki hem takipçim varsın hem sizler beni daha fazla izleyin. Olay burada budur. Bitcoin 69'dayken yükselecek denildiği zaman herkes inanıyordu. 16'ya geldi 10K'ya düşecek diyor. 10K'ya düştüğü zaman da emin olun 5K'ya 6000 dolara kadar düşeceğini savunan insanlar yeniden alımlar yapmayacaklar. Buradaki büyük tuzağa düşmeyin. Almış olduğunuz ürünlerin altcoin'lerin özellikle lütfen iyi analizlerini yapın. Shitcoin'ler olmasın blockchain olduğuna dikkat edin arkadaşlarım. Bunlarla ilgili mutlaka özel araştırmalarınızı yapın. Tüyo ile altcoin almayın alıyorsanız da gen projeler alıyorsanız da ufak miktarlarla alın. Bu işin babası Bitcoin'dir. Ondan sonra beğendiğim coin'leri de canlı yayında söylüyorum. Şimdi ekstra reklam olmasın, olmasın diye bu videoda söylemeyeceğim. Canlı yayınları katılıp bunları da öğrenebilirsin. Hangi coin'leri beğendiğimi, hangi coin'lerde sepet yaptığımı ve mutlaka sepetiniz fazla olsun, yoğun olsun. 10 üründen aşağı sepet ürünü tutmayın dostlarım. 10 ürün oldukça önemli. Daha aşağısına bana sorarsanız e, düşmeyin. Umarım Bitcoin tarafında neden yükseliş beklediğim anlaşılmıştır. Zararını sattırmaya çalışıyorlar. Ben zararını satmıyorum, satmayacağım. Eğer en kötü senaryo oldu ki yanıldık, 10.300'e düşerse de son kurşularımı ben bu bölgeden 10.300 seviyesinden alacağım arkadaşlar. Niye alacağım? Çünkü fiyat 2018 seviyesine gelmiş oluyor. Yani ben bunun gelecekte ülkelerin bunu rezerv para birimi haline getireceğini düşünüyorsam. 11.300'den benim almam lazım. Siz alın diye söylemiyorum. Ben buradan tekrar son kuruşlarımı da sokacağım. Bana göre bu bölgelerde ucuzdur. 2017 fiyatına gelmiştir. 69K'da herkes kuyruğa giriyordu. Trene giriyordu. Vagona giriyordu. Şu an herkes ölüm sessizliği hakim. Piyasada fırtına öncesi hem sessizlik var hem de insanların inancı kalmamış durumda dostlarım. Bakın Fibonacci çizimini görüyorsunuz. Bu ekrandan da bakın daha net görebilirsiniz. Halen daha düşen trendin üzerindeyiz. Bu bir gerçek. Onun dışında yani eee son zamanların en düşük seviyesindeyiz arkadaşlar. En düşük seviyesine yakın bölgelerdeyiz. Yani ben buradan kademeli bir şekilde topluyorum. En kötü bir cephanem var o da 11.300 son kuruşlarım artık. TL'm bile yok yani son kuruşlarımı 11.300'e sakacağım. Ee, yani ben her yerden yalan yok yani 30 bin dolardan da ben aldım. Yani 18 bin dolardan da aldım. 15.000 dolardan da aldım. 11.300 düşerse oradan da alacağım. Şu 38'den aldıklarım da oldu. Ee, ya buralarda kar görsem de satmadım buradan aldıklarımı da satmayacağım. Yani ben hazırlık yapıyorum, yükseliş hazırlık yapıyorum. Düşüşler bana göre alım fırsatı arkadaşlar. Çünkü piyasa döndükten sonra bana yükselişin bir katkısı olmuyor. Piyasa döndüğü zaman almış olduğunuz ürünleri alıyorsunuz, yükseliyor diye fiyat yükseliyor. Diye. Ondan sonra aldığınız yere geri geliyor. Niye? Çünkü sen yükselmeye başladığı zaman almıştın. Yataydayken veya da fiyat kademeli bir şekilde düşerken kademeli toplamadığın için sen ee, direkt zarara giriyorsun. Ama buradan alanların direkt otomatik olarak yeni bir döngü başladığı zaman Güzel kar yazacaklarını düşünüyorum felaket senaryomda 11.300 o bölgeden Ufak tefek eklemeler yapacağız dolar indeksindeki düşüş beklentimiz geçerli Bu bölgede de e, Düşüş devam ediyor zaten hani bunu aylardır söylüyorum İlk söyleyen kanallardan bir tanesi benim dolar indeksinin düşüş bekleyenlerden Hani bazıları 120-130-150 seviyeler falan konuşuyordu Biz şu düşüşü maalesef fiyatlayamadık yani inanılmaz bir düşüş yaşandı dolar indeksinde %8'lik i̇şte FTX'in batmasından kaynaklı olarak e, böyle bir durum yaşandığını gördük. Total markete baktığımız zaman dikkat ederseniz BTC fiyatında bir düşüş olmasına rağmen total market cap güzel tutundu. Zaten satanlar sattı arkadaşlar. Bakın total market cap 3 trilyon dolara kadar çıkmıştı. Şu an 800 milyar dolardı arkadaşlar. Buradan insanları sattırmaya çalışıyorlar. 3 trilyon dolardayken satmayanlar piyasada totalde bitcoin hacmi 800 milyon dolarda milyar dolarda pardon Buradan satması için insana teşvik veriyorlar. İşte öldü bitti. Bir de halk karamanı oynuyorlar. Fiyat düşecek dedikleri için halk karamanı. Biz dönecek dediğimiz için hain oluyoruz. İşte bizim yüzümüzden insanlar zarar etmiş oluyor vesaire vesaire oluyor. Yani bizim daha önceki başarılarımız açık bakabilirsiniz. İnanılmaz başarılarımız. İnanılmaz doğru analizim. Tabii ki yanıldığımız zamanlar da oldu ama o farklı bir şey. Şu an günümüzdeyiz. Bundan sonra ne olacak önemli olan bu. Doğru verin arkadaşlar kararınızı. Doğru verin. Şişmiş bir piyasaya. Yani şiş, patlayan piyasadan şişmiş bir piyasaya gitmeyin. O yüzden uyarılarımı yapıyorum. Son 24 saatte hacim sıralamasına baktığım zaman alt altcoin'lerde Doğuçu BNB'nin ön sıralarda olduğunu görmekteyim. Onun dışında son 24 saatte de güzel bir short ağırlığı mevcut. Ee, çok inanılmaz bir hacim yok BTC tarafında. 5 milyar dolarlık BTC'de bir likidasyon olmuş durumda. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda bir sonraki analizimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.